Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün karpuz tarlamızdayız yine. Karpuz tarlamızda tülleri açma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu anda üzerinden hafifçe belli. Ne kadar kabarmış, artık kolları iyice sıkıştırmış. Tülleri açın, rahatça ilerleyeyim diyor. Tabii tülleri açtıktan sonra aralarını sürme işlemini gerçekleştireceğiz aslında. Hep aynı rutin, aynı video, aynı tarz gibi oluyor ama güncel bilgileri merak ediyorsunuz. Bize sorular soruyorsunuz. O yüzden kısa kısa videolar paylaşalım dedik sizlere. İlk başta bir kenarını bu şekilde yapıyoruz. Açı açı gidiyoruz. Daha sonra kenarlarından çeke çeke ortaya toplayacağız. Bütün tülleri çuvallara koyacağız. Çünkü bir sonraki yılda kullanacağız. Şu sıraları biz şey yapmıştık. Yeni tüllerden kullanmıştık. İlk sıraları. Sonraki sıralarda şu bu taraftaki sıralarda eski tüllerdendi. Şimdi bunları tekrar çuvala koyacağız. Bir dahaki yıl kullanmak üzere. Ondan sonra Nisan'da dikene kadar depolarımıza saklayacağız. Şimdi bir kısmını açarak gittik. Şu tülün altında size gösterelim karpuzları. Artık iyice sıkışmışlar, büyümüşler. Şimdi bunları tek tek düzelteceğiz. İşlemleri sırayla göstermeye çalışacağım sizlere. Tülleri kaldırırken ilk baş bu kenarları alıyoruz. Yani bir tarafını açarak geldim. Mesela ben şurayı açarak geldim şu anda. Daha sonrasında da bu tarafı böyle ortaya atarak gidiyoruz. Aynı şurada olduğu gibi. Sonrasında da sıra başlarından bu şekilde çekerek gidiyoruz. Hatta ben iki tanesini, üç tanesini falan oraya topladım. Daha sonra onları çuvala koyacağız. Topraklardan olabildiğince arındırırsanız çok daha iyi olur. Topraklı bir şekilde koyduğunuz zaman hem çuvala çok ağır oluyor hem de bir dahaki yapışınıza çok zor oluyor. Olabildiğince temizleyip atarsanız pratik oluyor. Tülleri yarısına kadar kaldırdık. Şimdi bu kısmının kollarını yaymaya çalışıyoruz. Çok sıkıştı birbirine çünkü. Mesela şurada kaza yağı dediğimiz bir tarım ekipmanıyla traktörün arkasına bağlayıp aralarını sürüyoruz şu anda. Burası kollarının hiçbir işlem yapılmadığı kısım. Yani sürülmüş ama sağa sola yayılmamış bu şekilde duruyor. Burası da kollarının açıldığı kısım. Şöyle göstereyim hatta yakından. Mesela kollarını bu şekilde sağa sola doğru yaydığımızda ne kadar düzenli olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman karpuz çok ferah oluyor. Yani artık tamamen rahat bir şekilde büyüyebiliyor. Diğer türlü tüllerin altında çok sıkışık kaldı. Mesela burası sürülmüş yeri. Zaten toprağın havalandırıldığından belli. Nemli toprak dışarı çıktı. Burası da sürülmemiş yeri. Şuralardaki otları görüyorsunuz. Şimdi bu borular, bu hattın borusu. Bunu zaten kenara alacağız şimdi. Şurada boruları tek tek çıkarıp böyle ortalara koyuyoruz. Ortalara koyduğumuzda da daha sonrasında işimiz bitince tekrar yerine koyuyoruz. Çünkü sürerken traktörle üstünden geçmeyip sürüp tekrar boruları koyduğumuzda daha temiz bir şekilde oluyor. Boruların hizası zaten şurada. Damlamalarının çıkık olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi tarlanın yarısına kadar tülleri açtık. Kollarını düzelttik. Aralarını sürdük. Şuraya kadar geldik. Hatta motoru da şöyle çektik. Şu anda bugünlük, yani öğlen vakti oldu artık. Çok sıcak çıktı. Şu ana kadar işimizi bitirdik.
Diğer tarafları da zaten aynı şekilde yapacağımız için videoyu burada sonlandırıyorum. İlerleyen aşamalarda yine yaptığımız işlemleri size göstermeye devam edeceğiz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın. Evet, şu anda bütün tarlayı bitirdik. Video çekmeyeceğim. Hani devamı aynı şekildedir dedim ama duramadım. Yine kısaca göstermek istedim sizlere. Şu yarıdan sonrasının kollarını düzeltemedik. Tarlanın aralarını sürdük. Tüllerini topladık. Bu şekilde çuvallara koyduk. Şimdi onları kazayan arkasına böyle iple bağlayıp eve götüreceğiz. Yarın da geldiğimizde artık kollarını düzeltmiş oluruz. Şu anda kolları düzelttik. Tarlanın işlemlerini tamamladık. Birkaç sıramız var. Onları da bitireceğiz. Tülleri falan topladık. Hepsini bitirdik. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra sulamanın öneminden bahsetmiştim sizlere. Kollarını çevirdikten sonra, aralarını sürdükten sonra karpuzu zorlamış oluyoruz. Kollarını atıyoruz. Yani biraz hırpalıyoruz yani. Böyle olduğu için de bu işlemleri yaptıktan sonra mesela şöyle otların da çekmeyi imal etmeyelim. Burada kalmış. Bu araları alırız sonra. Kollarını düzelttikten sonra, aralarını sürdükten sonra muhakkak sulama yapıyoruz. Suladıktan sonra da gübre desteği verebilirsiniz. Çünkü zaten tüller kapalıydı. Karpuz tülünün altında iyice sıkışmıştı, ilerlemiyordu. Herhangi bir sulama ya da gübreleme işlemi yaparsanız bu sefer daha fazla ilerlemeye, daha hızlı ilerlemeye başlıyor. O yüzden tülün altındayken çok fazla sulamayıp, çok fazla işte gübre vermeyip karpuzu hemen büyütmemeniz gerekiyor. Zaten küçük olduğu için de çok fazla gübre veremiyorsunuz. Biraz daha büyüdükten sonra verebiliyorsunuz. İşte eksiğiniz neyse onları veriyorsunuz. İlaçlamalarınızı yapabilirsiniz. Şu anda kollarını düzeltme aşamasındayız. Birkaç sıra var işte. Böyle biraz bir 2 saat motoru çalıştırıp damlamadan sulayacağız. Suladıktan sonra da gübreleme işlemini yaparız. Tülün altında oldukça çok sıkışıyor. Yani tam zamanında açmışız. Tülü açmadan böyle kabarmış durumdaydı yani. Tüllerin dışına çıkmak istiyordu hatta. Sıranın başında bir tane karpuz var. Yani 3-4 tane karpuz var. Yırtık tül vardı. Yırtık tül olduğu için biz de onun üzerine bir tane daha tül sermiştik. Hani o altında kalsın. Bir tane daha tül serelim. Zaten o yırtıldı diye. Yırtık olan tülün delik olan yerlerinden çıkmaya başlamış. Yani karpuz o kadar sıkılmış ki tülün altında artık. Diyor ki beni bir salın artık. Yani hani bir gideyim. Çünkü çok böyle daralmaya gelebilecek bir bitki değil. Şu anda mesela bu arayı görüyorsunuz. Çok kocaman, çok açık ya. Buraları komple kapatacak. Yani hiç toprak bile gözükmüyor büyüdüğü zaman. Önceki videolarımızdan da hatırlarsınız zaten. Aralarını sürdükten sonra gübreleme ve sulama işlemini ihmal etmiyoruz. Maslama naylonu var. Aralarını sürüyoruz doğru. Ama bu şekilde ortada kalan otları koparmamız gerekiyor. Mesela burada hep naylon üzerinden otlar çıktı. Özellikle bu otlar çok deliyor. Bunu böyle komple kökünden koparmanız gerekiyor. Bu şekilde kökünden sökerek çıkarıp atmanız gerekiyor. Yani üstünden hafifçe kırıp atalım deseniz aynı yerden büyümeye devam ediyor. Sanki budamış gibi hissediyor kendini. Yani sulama yaparken 1-2 saat çalıştırıyorsanız oralarda yapabilirsiniz. Ya da ayrı bir gün gelip komple otlarını temizleyebilirsiniz. Bu aralarını bir kez daha sürecek miyiz? Şu anda bilmiyorum. Galiba yapmayacağız çünkü iyice aralarını sürdük, temizledik. Zaten hızlı bir şekilde büyüyecektir. Gece mesela dün tüm gün yaptık. Artık bu sabah tekrar geldik. Bitiremedik. Bitiremediğimiz için de dün akşamdan bu yana kollar hemen büyümüş. Hemen fark ediyor. Hem tülü açtık. Ferahladılar. Hem de birkaç gün öncesine nazaran biraz daha sıcaktı bu gece. Yine soğuktu. Ama birkaç gün öncesine nazaran biraz daha sıcaktı. Karpuz kolları akşam hemen uzamış. Sabah geldik. Kolları düzeltirken hemen fark ettik. Sağ taraf yani şurası düzeltilmiş taraf. Burası düzeltilmemiş taraf. Ne kadar fark ediyorsunuz? Yani hiç ellemeyin. Olduğu yerde büyümeye çalışır ve böyle karışır birbirine. Ortayı kapatmaz. Olduğu yerde böyle topaklanır. Düzeltirseniz çok daha iyi oluyor. Bakımlı olmuş oluyor. Zaten fark ediyorsunuzdur bu tarafıyla bu tarafını. Görüşmek üzere. Üretimli kalın.